Gençler merhaba. TET kimya deneme sınavı 2. Nötron sayısı proton sayısından 6 fazla olan atomun toplam tanecik sayısı 93'tür. Buna göre atomun elektron sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar atom dediği için proton sayısı elektron sayısına eşittir. Ve bize ne demiş? Demiş ki nötron sayısı proton sayısından 6 fazla. Yani nötron sayısı aynı zamanda elektron sayısından da 6 fazladır. Toplam tanecik sayısını vermiş. Yani proton, nötron ve elektronun toplamı 93'müş. Elektron sayısını sorduğu için proton elektrona eşit olduğu için proton yerine elektron. Nötron da elektrondan 6 fazlaydı ve elektron sayıları toplamı 93'tü. Burada biz bu işlemi, matematiksel işlemi yaptığımız zaman elektronun sayısı kaç çıkar arkadaşlar? 29 çıkar. O zaman doğru cevabımız Bursa olur. Gelelim ikinci sorumuza sevgili gençler. İkinci sorumuzda ne demişiz? 8 oksijen elementi ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargıya bakalım. Flor ile yaptığı bileşiklerde artı 2 değerli kalır. Bu yargımız doğrudur. OF2 bileşiğini alır. Flor bileşiklerinde sadece eksi 1 değerli kalır. Bundan dolayı oksijen hangi değerli alır? Artı 2 değerliğini alır. Florla yaptığı bileşiklerde artı 2. Flor dışındaki tüm elementlerle yaptığı bileşiklerde eksi değerlikler alır. Bütün metaller ile süperoksit bileşiği oluşturur. Hayır, süperoksidi 1A grubuyla yapıyordu. Bu yüzden ikinci ifademiz yanlış oldu. Eksi 1 yüklü iyonik peroksit diye okunur ki bu yargımız doğrudur. Mesela sodyum peroksit gibi. Bunlar o zaman doğru cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlarım? Doğru cevabımız 1 ve 3 ile Denizli şıkkı olur. Gelelim üçüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da ne demişiz? Katlı oranlar kanunu ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir ifade var. İki elementin oluşturduğu birinci ifadede iki elementin oluşturduğu birden fazla bileşikte elementlerden birinin sabit miktarıyla diğerinin değişen miktarları arasındaki orandı ki bu neydi? Katlı oranlar kanununun tanımıydı. Katlı oranlar kanunu kime aitti arkadaşlarım? Joe Dalton'a aitti. Bu da doğru. Aynı tür atomlardan oluşan bütün bileşikler arasında görülür. Bu yargı yanlış. Bir örnek vereyim. Mesela C2H4. Bir de ne olsun? C8H16 olsun. İkisinin de basit formülünü alayım. CH2. İkisinin de basit formülü aynı. Basit formülleri aynıysa bunlar arasında katlı oran kanunu geçerli değildir. Gelelim dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da demişiz ki X ve Y elementleri özür diliyorum. Üçüncü soruda cevap anahtarını söylemedik. Cevabımız neydi? Denizli 1 ve 2. Dördüncü soruda X ve Y element atomlarının kütleleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre Y elementinin X için ne demişiz? Bir tane X atomunun kütlesi, bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 12'de 1'inin 35 katıdır. X'in bağlı atom kütlesi, Y'nin bağlı atom kütlesinin 7/8'i kadarsa Y elementinin bağlı atom kütlesini sormuş. Arkadaşlarım önce 12 karbon atomunun 1/12'sine biz ne diyorduk? 1AK ve diyorduk. X neydi? Bunun 35 katı. O zaman X'in atom ağırlığı kaç edecektir? 35 edecektir. Y'nin atom ağırlığı ise X'in atom ağırlığı, X'in bağlı atom kütlesinin Y'nin bağlı atom kütlesine oranı. X/Y'miz kaçmış? 7/8. Biz X'i kaç bulduk arkadaşlarım? 35/Y. 7/8. 7 ile 35'i sadeleştirdik arkadaşlar. 5 çarptık. 8 kere 5'ten kaç ettik? 40. Y'nin bağlı atom kütlesi kaç oldu? 40. 40 ile hangi şıkkımız oldu? Denizli şıkkımız oldu. Gelelim arkadaşlarım 5. sorumuza. Kalsiyum hidroksit ve sülfürik asidin tepkimesini vermiş. CaOH2 ve H2SO4. Tepkime sonucunda X ve su oluşmuş. Yukarıda denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşiğin formülü nedir? Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde biz ne yapıyorduk?
Hidroksit ve hidrojen sayısına bakıyorduk. Hidroksit ve hidrojen sayısı eğer eşit değilse eşitliyorduk. Ardından işlem yapıyorduk. Burada eşit. Eşit olduğu için hidroksit ve hidrojen neye dönüşecektir? Suya. Burada sıkıntı yok. Geriye ne kaldı? X. X bizim nemizdir. X tuzumuzdur. Tuz kimlerden oluşuyordu? Baz ve asitten. Bazdan gelen katyon, asitten gelen anyonla oluşuyordu. Bazdan gelen katyonumuz kimdir? Kalsiyum. Asitten gelen anyonumuz sülfat. Birleşirse kalsiyum sülfat ki artı 2 eksi 2. Burada ne olur? Kalsiyum sülfat bileşiği oluşur. Yani cevabımız A şıkkı olur. Gelelim arkadaşlarım 6. soruya. Aşağıda saf X, Y ve Z saf maddelerinin molekül polarlılığı ve yoğunlukları vermiştir. Bu üç madde karıştırılıp ayırma unisiyle ayrıldığında maddelerden birini toplama kabında birikirken ayırma unisinde kalan madde hangisidir şeklinde bir soru soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz çözünürlükte ne diyorduk? Molekül yapıları benzer olan maddeler birbiri içerisinde çözünür. Yani polar polarda, apolar apolarda çözünür. O zaman Y ve Z ne olacak? Y ve Z bize bir çözelti oluşturacak. Bu çözeltinin öz kütlesi ne olacak? 0,9'dan büyük, 1,1'den küçük olacak. X'imiz apolar olduğu için Y ve Z'de çözünmeyecek. Biz bu karışımı ayırma unisine bıraktığımız zaman sevgili arkadaşlarım, öz kütlesi büyük olan Y ve Z karışımı altta kalır. X'imiz ise ne olur? Üstte kalır. Biz bunu açtığımız zaman Y ve Z ne olacaktır? Toplama kabına gelecektir. O zaman Y ve Z toplama kabına gelecekse arkadaşlar, toplama kabında kim birikti? Y, Z karışımı. Peki ayırma unisinde kim kalır? X kalır. O zaman cevabımız ne olur? Adana olur. Gelelim arkadaşlar denememizin son sorusuna, 7. soru. Mide aşırı miktarda mide öz suyu salgıladığında oluşan rahatsızlıkları gidermek için ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar mide öz suyu neydi? Derişik HCl asidiydi. Şimdi bizim elimizde midemiz asit salgıladı. Bu asidin etkisini azaltmak için ne kullanmamız lazım? Bazik maddeler kullanmamız lazım. Bazların pH değeri neydi? 7'den büyüktü. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifade nötr tuzlar içermeli, yanlış olur. Ki bazik ilaçlar kullanırız ki bu bazik ilaçlar genellikle ne olur? Alüminyum hidroksit içeren ilaçlardır. O zaman üçüncü ifademiz de doğru olur. Bu durumda cevabımız ne olur sevgili gençler? 1 ve 3 olur. Denememiz burada bitti. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kapatmadan önce bir hatırlatmam olacak. Lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim. Hoşça kalın. (Gülüyor)